Cümleten selamlar aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aşırı yoğun bir gündem var. Video dakikaları uzun diye kızıyorlar. Günde 3 videoya sığdıralım diye uğraşıyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sonra 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 diyorsunuz ki vay efendim niye bu kadar uzun ben karışmıyorum. Videoya geçiyorum sevgili dostlar. <laughs> Haber 1. İlk olarak Süper Lig'den 8 tane ekip PFDK'ya sevk edilmiş. Açıkça söyleyeyim ben sadece Fenerbahçe sevk ediliyor zannediyordum. Öyle değilmiş yani arkadaşlar. Bilginiz olsun çok da şey yapmayalım. TFF Süper Lig'den 8 tane takımın. 8 takımsa içinde Beşiktaş var mıdır? Bak 8 takımsa Beşiktaş var mıdır? Vardır. 8 altıdan büyük olduğuna göre Galatasaray var mıdır? Vardır. Yani 6 içinde geçtiğine göre. Bakalım kimlermiş. Fenerbahçe normal zaten. 5 <laughs> Galatasaray. <gülüyor> Beşiktaş. Hakikaten <laughs> varmış. Hangi kredi Ümraniye spor. Hangi kredi ise bunu bulun ya. E, Frafurt, Tav Antalya Spor. Vavakars Fatih Karagümrük. Medipol Başakşehir. Adana Demirspor çeşitli nedenlerle sevk edilmiş. Murat Sancak da sevk edildi biliyorsunuz ama e, Adana Demirspor'un Spor'un Galatasaray'a tapan futbolcuları bu tapmadır çünkü. Başka bir şey değildir. Çünkü ekmeğini senin Adana Demirspor veriyor. O camiaya karşı sorumlusun. Ama Fenerbahçe maçında bile Galatasaray liganda yapıyorsan bu tapmanın ötesine gitmiştir. Ee, Allah da size ona göre muamele etsin. Anlatabiliyor muyum? Hani ölün kalın diyecek şeyimiz, vicdansızlığımız yok. Ama e, herhangi bir sakatlık şu bu durumunda da kimseden geçmiş olsun şu bu beklemeyin. Artık insanlar size karşı merhametsiz davranırlar. O yaptığınız e, basit, kötü, iğrenç hareketlerden dolayı. İkinci haber. Fenerbahçe'den ayrıldı Belçika'ya gitti. Bunu biliyorsunuz zaten. Muhammed Gümüşkaya arkadaşlar. Yollar ayrıldı. Westerlo'ya gitti. 4 senelik imzaladı. Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu kısaca değinmek zorundaydım. Giden kapı olarak. Bu giden kaplarından birisi. İkinci kap ise bugün sabah saatlerinde geldi. Fenerbahçe'de Max Mayer'in sözleşmesi feshedildi. Aslına bakarsanız sözleşmesi feshedilmedi. Alması gereken parayı bıraktı ve gitti. Yani hocam gene sözleşmesi feshedilmiş olmuyor mu matematiksel olarak? Bala benim matematiğime göre bonservis bedeliyle gitmiş oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir futbolcu yılda 1 milyon 200 bin euro kazanıyor olsun. Sözleşmeler genellikle Haziran-Temmuz gibi yapıldığı için Haziran ayından başlayın. Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 aylık. Yani aylık 100 bin euro, 100 bin euro alacak şekilde düşünün. 300 bin euroyu bırakıp gitti. Yani bir nevi matematiksel olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ha ben Max Mayer'in yıllık ücreti 600 bin euro diye biliyorum ama e, 1 milyon 200 bin euro gibi hesaplarsak 300 bin euro bırakıp gitmiş oldu. Fenerbahçe hani futbolcunun karşılıklı anlaşmayla ne diyor? Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Max Meyer'in normalde Maximiliano Eozu bilen öyle sayıyor 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 sayıyor. Korkma, sönmez falan filan ekliyor. Baya baya sayıyor. Ondan sonra Meyer'in diyor ya hani, araya 700-800 tane kelime sıkıştırıyorlar. Genelde yabancıların ismi öyle oluyor. Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı var Mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonra kariyerinde başarılar dileriz diyor ama İsviçre'nin Luzern takımına gitti diye biliyorum. Ee, şimdi bu da gerçekleşmezse senin de duymalar çıkmıyor falan filan demeyin. Bizden gitmiş artık. Nereye gidiyorsa gitsin ama ben %100 olarak Luzern'le anlaştı diye biliyorum. Fenerbahçe'de 12 maç 465 dakika süre. Bir gol. Yani İsviçre'nin FC Luzern şehrine gidecek diye şey takımına gidecek diye biliyorum ama e, Bilmiyorum. Aa Luzern'den açıklama gelmiş. Dur pardon. Pardon pardon pardon. Özür dilerim. Tamam. Çok şükür. Max Meyer, 26 yaşında olmasına rağmen çok fazla deneyime sahip. Kadromuza ideal yakın bir transfer takviyesi yaptık. Ha tamam yaptıklarını belirtmiş. Özür dilerim. Tamam. İyi. Şükür. Onun özelliklerinden en iyi şekilde faydalanabileceğimiz çok, çok da umurumda değil. Bana ne lan. Nereye gidiyorsan git. Yeter. Fenerbahçe'den gittin. Yeter. Hocam Max Mayer arkadaşlar Selahattin Makin'in bir lafı var. Atılmaya değer bir zar olduğunu düşündük diye bir şey var. Max Mayer eski günlerinde atılmaya değer bir zar olmaya hak eden bir performans sergilemişti. Ta ki Hasan Ali Kaldırım'la yaz tatilini beraber geçirene kadar. Hasan Ali Kaldırım'la yaz tatilini beraber geçirenler genellikle <laughs> sayıyormuşum tek tek işte. Bacağı kopuyor, böyle bırakıyor, puta tapıyor, <gülüyor> falan <gülüyor> o yüzden yani keşke eski günlerine dönseydi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maxi Gomez. Sen boş ver. Sen boş ver. Sen öyle böyle boş ver. Sen bize Maxi Maxi Gomez. Ve sürpriz transfer. Nasıl yani? Şimdi Fenerbahçe'nin Maxi Gomez dışında sürpriz bir golcüyü daha istediği gündeme gelmiş. Tabi Bilginiz olsun. İşte Fenerbahçe Maxi Gomez'de imza aşamasına geldi. Ama sürpriz bir golcüyle de ilgilendiği ortaya çıktı diyor haberde. Kimmiş ki ya? 3 maçta 13 gol atarak Fenerbahçe tarihi İstanbul yolculuğuna Fenerbahçe'ye çıkacak herhalde. Edinson Cavani aldıktan sonra 2 Eylül kritik tarih Al-Hilal forması Musa Maregan'ın da adı sarlaç verdilerle geçiyor diyor. Ee, başka iddia ise adı fazla anılmamış sürpriz bir golcüyü kadrosuna katmaya yönelik. Selahattin Baki'nin Adana Demirspor maçı yaptığı sonrasında yaptığı açıklamalar falan filan Inter Milan transfer dönemi Türkiye'de 8 Eylül. Avrupa Ligi'nde grup maçları için kadro 2 Eylül'de UEFA'ya bildirilecek. Dolayısıyla 2 Eylül kritik tarih diyor. Doğru. 2 Eylül'de bildirilecek arkadaşlar. Selahattin Baki ne demişti? Ne dediğini biliyorsunuz zaten. Musa Marega'ya zannetmiyorum ama Maxi Gomez konusunda ısrarcıyım. Ee, kare kaf... E, neydi ya onun adı? Sherlock için de çeşitli duyum verenler olmuş bugün sosyal medyada. Hatta Ahmet Ercan'ların şöyle bir e, cümle kurduğunu da duydum. Hani hem Sherlock hem Gomez e hazır olun diye. Dur ben Ahmet Bey'in söylediğini tam olarak söyleyeyim. Diyor ki Fenerbahçe Maxi Gomez pazarlıklarında son aşamaya geldi. Fenerbahçe bu transferde anlaşma sağlasa bile son güne kadar, son dakikaya kadar Alexander Sherlock'u bekleyecek diyor. Sherlock için ise ne diyor Sherlock? 3,5 milyon euro maaşta indirim yaparsa hemen yarın gelebilir diyor. Ben açık söyleyeyim. Bence insanların beklentisini kırmamak adına ee, yani insanların beklentisini kırmamak adına bir şey olabilir. Ya da nasıl anlatayım size? Mesela Maxi Gomez için atıyorum e, Menhanglan bak teklifini arttırmış olabilir. Ya da ne bileyim Charlotte e, almış almak üzere olabilir. Daha yani dikkatler oraya dağıtalım da bir an önce şu Maxi Gomez'i getirelim falan filan olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, ha ben Menhanglan bak konusunda şunu söyleyeyim. Maxi Gomez kesinlikle ve kesinlikle gitmeyecek oraya. %100 olarak da bunu belirteyim arkadaşlar. Yani Maxi Gomez'in bir sonraki durağı inşallah Fenerbahçe olacak. Onu da söylemiş olalım ama ne zaman olacak onu da bekleyelim. Maxi Gomez için fark 3 milyon euro diye bir haber gördüm. Baya güzel gidiyorum. Bozmayın. 8,5 dakika. Oh süper. 10-15-28-30 tane haber sığdırmışım araya. Şimdi öncelik Gomez'e verdik. Valencia ile pazarlıklar sürüyor. Fark 3 milyon euro diyorlar. Mantık olarak 6 artı 1 veriyorsa Fenerbahçe 7'dir. Takımı 12 istiyorsa aradaki fark nedir? 5'tir. Takımı da olan 12'ye nadem gitmiyor ona inelim bari dediyse de mantık olarak 3'tür. Fenerbahçe arttırmıyor onlar da düşmüyor. Ama şu bir gerçek. Ee, yani Fenerbahçe'nin artık komesi alması şart oldum. Arkadaşlar bakın Charlotte için %1 ihtimal veriyorum. Musa Marega için %1 ihtimal veriyorum. Maxi Gomez için %98 ihtimal veriyorum. Diyeceksiniz ki... Now now demeyin ya now now diye. Diyeceksiniz ki... Ya hocam... Allah'a rica vereceğim. de böyle oluyor? Niçin kimse bizi sevmiyor? Derseniz o da ayrı bir mesele. Ee, yani... Niye böyle oluyor? Olayın özü şu. Senin Avrupa'da yani çok e, şeyin yok. Naun yok. Sen Avrupa'da çok naun naun olmadığı için de e, eski günlerine gidiyorlar. Yani hocam bize Türkçe anlat Nau nau falan filan ne öyle tövbe estağfurullah. Ya şöyle anlatayım size arkadaşlar. Fenerbahçe olarak Avrupa'daki son başarımız ne? Ha, hocam bilmem kaç yılında işte Avrupa'da UEFA'da yarı final görmüştük falan. Sonra dördüncü torba takımına kadar düştün. Avrupa'da çok bilindik bir takıma dönüşmedin. Dönüşmediğin için Avrupa'daki bilinmişliğin düştüğü için yani Avrupa'daki bilinmişliğin düştüğü için de insanlar seni eski günleriyle hatırlıyor. Yani insanlar seni eski günleriyle hatırlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ee, bu yüzden de senin financial fair play'in durumun şu önemlidir. Adam senden yüksek bedel istiyor. Sen de gidiyorsun diyorsun ki ya bizim paramız şöyle, bizim şeyimiz böyle, şu var bu var falan filan. Cık. O yüzden de transferde sıkıntı oluyor. Ha şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi olay şu. Şimdiki olay şu. Fenerbahçe durumunu anlatıyor, transfer market anlatıyor, işte verileri gönderiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diyor ki bak arkadaşım benim para durumum şu, veriyorsan ver, vermiyorsan şudur budur falan filan diye. Ee, ve hakkımızda hayırlısı olsun ama Maxi Gomez transferinin açık söyleyeyim bak. Kimse bana darılmasın, gücenmesin. Ben Maxi Gomez transferinin biteceğini hatta şimdiye kadar kap yapılması gerektiğini Düşünüyordum da bekliyordum da Kulağıma gelen bilgiler de böyleydi ama ben artık ses çıkarmayacağım. Çünkü ne desem e, ihale bana kalıyor. Yani e, ne desem ihale bana kalıyor. O yüzden de çok bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. E, ama Maxi Gomez konusunda da inşallah Allah'tan bir mani gelmezse de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Fenerbahçe'de Valencia kararı. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne, ne, demek Valencia kararı? Valencia'yı mı satın alıyoruz? <laughs> Yok. Enner Valencia. <laughs> Şimdi ilk 3 haftada rakiplere ikişer gol atan Enner Valencia. Bu arada arkadaşlar hanginizin küfürleri uy <laughs> hanginizin küfürleriyle ayakta kalıyorsa bak ee, Valencia küfürle çalışır. Bilginiz olsun. Mustafa Hoca da beğeniyle çalışır. Abone sayısıyla, beğeniyle. Mesela şuraya 25800 yapın. Bu arada yarınki maç başlayana kadar 25800 olursa yarınki maçı da kazanacağız inşallah. Bu bizim totemimiz. Bak şunu arttırın. Beğeniyi arttırın. Ben üyelere diye duyumları yanlışlıkla herkes açıkta paylaşırım. Sıkıntı değil. İyi de hocam üyelere haksız olmaz. Adamlar aylık 10 lira veriyorlar. Ya üyelerim para vermesi Duyumdan dolayı, muyumdan dolayı değil ya. Üyeler başka bir sebeple veriyorlar. Üye olursanız bir gün siz de anlarsınız. Ee, siz onu geçin. Siz yeter ki şey yapın. Bak Mustafa Hoca gazla çalışır. Şurayı, şura artsın. Beğeni sayısı artsın. Mesela bu videoya beğeni sayısı bini geçsin. Bak bini geçsin. Bir sonraki 21.45'teki videoya bir bakın. Yani Allah'tan bir mani gelmesi Okullar açılana kadar arkadaşlar. 10.30, 16.30, 21.45. Günde 3 video. Okullar açıldıktan sonra birçoğunuzun izleme fırsatı olmayacağı için muhtemelen 10.30-18.30 şeklinde olacak videolar. Belki durumlara göre işte rakiplerin puan kaybına göre, yenilmelerine göre de o akşamları canlı yayın açacağız. Bunu birçok arkadaşımız ısrarla söylüyor. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Fenerbahçe'nin ligdeki, süper ligdeki, şampiyonluk yolundaki rakipleri puan kaybettiklerinde maç canlı yayını açalım mı keyifli bir şekilde gülüyoruz, eğleniyoruz. Tamam sonuçta Fenerbahçe kanalı ama e, o da Fenerbahçe ilgilendirdiği için komik bir şekilde bunları yapalım diyoruz arkadaşlar. E, herhalde kimsenin karşı karşı çıkacağını zannediyorum. Valencia kararı ne? 3 hafta önce, 4 hafta önce yolun açık olsun Valencia. Bende dahil. 4 şey, hafta önce demeyin 5 hafta önce, 6 hafta önce. Sonra bana bir duyum geldi. Üye arkadaşlarla paylaştım. Dedim ki enner Valencia'nın içindeki e, potansiyeli gördüm. Berişa'yı da denedi, Valencia'yı da denedi, Serdar Dursun'u da denedi. Normalde en çok Valencia'yı beğendi. Kesinlikle gitmesin dedi diye belirttim. Üye arkadaşlarım birçoğu na'u avu na dedi. Lan oğlum bana na'u avu na demeyin adam böyle diyor dedim. Ama biz forvet alacağız dedim. Sanki ben dedim ki Valencia, işte Serdar Dursun'a devam. Hatta dedim ki biz birden fazla forvet alacağız. O araca Joshua King geldi. Dedim ki King forvet için alınmadı. Biz hala birden fazla forvet alacak. Joao Pedro geldi. Arkadaşlar şu anda birçok kişi Joao Pedro alınmamış gibi davranıyor. Şu anda kadromuzda yok gibi davranıyor. Joao Pedro için de bir önceki videoda söyledim. Açıklamaya da yazdım ama normalde son anlarda yani ilk maça 24 saat kalaya kadar eklenebiliyor diye biliyordum. Yani kural böyleymiş ama sonrasında biz Samatta'yı gönderip hani Forvet'ten çıktığımız için Berisha transferini de resmi açıklarsak falan filan ekleme şu bu olabilir gibi bir şey vardı. Yani son anda Joao Pedro'yu ekleyebilecektik ama ekleyememişiz. Ee, o yüzden de Joao Pedro'yu izleyemeyeceğiz yarınki maçta. Ama tam da oynayacağı maçta. Valla tam da hazırlık maçı kıvamında oynayacağı maçta. Ama mecbur artık Serdar Dursun falan izleriz. Ya da orada sürpriz bir şekilde Rossi'yi izleyebilirsiniz Forvet'te. Merkez Forvet'ten bahsediyorum. Ortada tam ortada. Ya şu an King'in oynamasını beklemiyorum bilginiz olsun. Ee, Arda Güler inşallah 90 dakika oynayacak. Arda Güler'i izleriz. Mert Hakan'ı izleriz. İrfan izleriz. Bakalım iyileşmişler mi? Alioski'yi izleriz. Vesaire vesaire. Neyse. Şimdi Valencia böyle bir durumdayken ve geçen sezon İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Valencia Jesus'un sana güveniyordum sözüyle bambaşka bir havaya girdi. Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra Jesus'un hakikaten bak teknik direktörlük dersi değil midir? Kiev maçında kaçan penaltıdan sonra bak Fenerbahçe'yi bırakanlar oldu. Ya hocam o kadar da değildir. Fenerbahçe'yi bırakanlar oldu. Whatsapp grubunda bana ben artık Fenerbahçe maçları izlemeyeceğim. Ben artık ile Naci yan yana görmek istemiyorum diyen arkadaşlar oldu. Üye arkadaşlar. Kıvırmayın. Bak kıvırmayın. Ben öyle milletin şeceresini tutacak şey değilim. Hani bak ekran görüntü şöyle böyle diyecek adam değilim ama belki başkaları tutmuştur rezil olursunuz. Ben artık üyeliğimi sonlandırıyorum bu fenerden adam olmaz falan diyen arkadaşlar vardı. Kendi kendilerine triplere giriyorlardı. Bak Jesus orada teknik direktörlük örneği gösterdi. O kaçan penaltıdan sonra arkadaşlar bakın tarih tam tersine dönebilir. Allah kimsenin başına vermesin. Bir iftira ile hayatınız kararabilir. Mesela yolda bir bayanı almış e, şahsın biri. Haberlere de konu olmuş bu. Otostop çekiyormuş. O da iyi niyetiyle kötü niyetiyle artık ne niyetiyle aldı bilmiyorum. Kadın bana taciz etti demiş. Direkt cezaevine almışlar. Mahkeme duruşması 10 ay sonra. 10 ay yatacak diyorlar. Çok ilginç değil mi? Şimdi niyete bak, duruma bak. Bakın bir arabanızda insan. Belki de yağış vardı o gün. Belki de dediniz ki olan şurada burası tehlikeli bir mevki. Kadına taciz maciz ederler, ters ters bir şey söylerler. Yazık günah dedi adam. Belki de bilmiyorum yani ni niyetin olur. Bakın kimse kendini Allah'tan üstün görmesin. Kimse insan olduğunu unutmasın. Hani Allah bir küçük hatayla hayatınızı alt üst edebilir. Ha bilemezsin belki hayatının alt üstünden daha iyidir. Mevlana'nın dediği gibi ama yine de bilemezsin. Valencia o penaltıyı kaçırdıktan sonra Jesus arkasına durdu. Ne dedi biliyor musunuz? Sana güveniyorum dedi. Kimi alırsak alalım, hangi forveti getirirsek getirelim. Sen benim kadromda ama sol kanatta, ama sağ kanatta, ama yardımcı forvet ama bir şekilde yer alacaksın. Ben sana inanıyorum dedi. Sana güveniyorum dedi. Ve arkadaşlar Slovaçka maçında kaptanlık verdi. Ya bak teknik direktörü yerin dibine sokmaya geldi mi şu değişikliği yapmadı. Neden üçlü çıktı? Neden güçlü çıkmadı? Neden o iyi oynatmadı? Diğer derken diyorsunuz. Bunu niye konuşmuyorsunuz? Hadi ateistler burada açıklayın. Ateistler diyor biz ne alaka? Şimdi al sana teknik direktörlük. Kurt Hoca gelsin. Kurt Hoca gelsin. Lan Cengiz Kurt olduğunu getirecek halimiz yoktu. Mecbur Kurt Hoca getirdik. Al sana Kurt Hoca. Arkadaşlar bak 5 dakikadır aynı şeyi anlatıyorum ama burada Jesus'un hocalığından bahsediyoruz. Jesus'un forvetleri çok iyi hocam. Sebebini çözdünüz mü? Az buçuk ben çözdüm. Şimdi Dünya Kupası'nda da iz bırakmak istiyor. Kaptanlığını yapıyor Ekvator Milli Takımının. Dünya Kupası'na katılacak. Bak bugün Fenerbahçe'de istenilmeyen Valencia Dünya Kupası'na gidecek. Rossi Dünya Kupası'na gidecek. Hani bir Allah'tan bir mani gelmezse seçilirlerse. Ve Valencia'nın grubunda Hollanda, Katar, Senegal var. Bence geçebilecek bir gruptalar. Ha belki de son kariyerindeki son Dünya Kupası'na gidecek. Yeni kontrat eşi Sharon Escobar ve dört çocuğuyla İstanbul'da mutlular. Hem kendi hem eşi çok seviyorlar. Tarihi turistik yerleri gezmeyi. 1 artı 1 yıllık sözleşme diyorlar ama 2 artı 1 diyebiliyorum ben. ama 2 artı 1 bu sezonki sözleşmesi de revize edilerek olursa bir şey diyemem. Sonuç olarak 2 yıl daha Fenerbahçe'de kalacak diyebiliyorum en az. Ha 20 gol barajını profesyonel kariyerinde hiçbir sezonda 12 gol aşamamış olmasına karşı bu sezon şimdiden 6 gole ulaştı. 20 gol barajını geçmek istiyor demiş. İnşallah 20'yi de geçer, 31'i de geçer, 50'yi de geçer. Yani yeter ki Fenerbahçe'ye katkısı olsun. Fenerbahçe'ye katkısı olanlar unutulmaz kardeşim. Anladınız mı? Peki şimdi size bir şey soracağım. Şimdi desem ki arkadaşlar Valencia bak bir de Unutmadan söyleyeyim. Ben dedim ki Valencia'ya 7 milyon euroluk teklif varmış ama Jesus kabul etmemiş dedim. Üye arkadaşlar bana kızmayın. Demeyin ki "Lan bu da duyumu veriyor. Nasılsa duyum palavra. Arkasına da işte Jesus kabul etmemiş diyor." Demeyin diye de söyledim. Ya siz bu duyumu vermemiş kabul edin ama böyle bir şey var. Dediğim anda yani dediğim anda görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Sevgili dostlar sevgili arkadaşlar. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Çünkü Fenerbahçe'yi çok fazla seven yok. Fenerbahçe'ye düşmanlık besleyen çok. Ama Fenerbahçe taraftarından tek ricam. Ne olur bu sezon birlik olun. Bak bu sezon birlik olursanız arka arkaya sezonlar boyunca birlik oluruz. Anlatabiliyor muyum? Bizi aslında ayıran başarısızlık. Bizi ayıran başarısızlık. kimisi şucu oldu, kimisi bucu oldu, kimisi şöylece oldu, kimisi böylece oldu. Hepsinde kendi doğruları var. Adam diyor ki ben Aykut Kocaman'cıyım diyor. Allah düşmanın başına vermesin. <laughs> niye diyorum? Niye Aykut Kocaman'cıyım? Aykut Kocaman'la çok iyi sinerji yakalamıştık. Avrupa'da yarı final gördük. Öbürü ben Ersun Yanal'cıyım diyor. Niye Ersun Yanal'cıyım demeye gerek yok. Yani e, bunu sormak abeste iştigal etmek olur. Belli. Öbürü diyor ki ben Ziko'cuyum diyor. Ziko'cuyum diyenler az. Herhalde biraz isimden tuhaflıklandı. Öbürü diyor ki ben diyor... Erol Bulut çünkü Ce, Allah size bir tane tokat çarpacağım ağzına yani neyse öbürü diyor ki ben diyor işte İsmail Kartalcıyım diyor öbürü bilmem neciyim. Ben de diyorum ki Fenerbahçeli değil misiniz? E, Fenerbahçeliyiz o zaman aynı çatı altında birleşin. Bak bazı gruplar bunu yapmaya başladılar. Hani adları şucu bucu fark etmez. Fenerbahçe çatısı altında birleştiler. Çok güzel de destekliyorlar. Çok çok güzel de destekliyorlar. Vallahi bak çok güzel de destekliyorlar. Hani hiç beklemediğim e, reaksiyonları veriyorlar. Ama bazı gruplar hala ısrar ediyorlar. Etmeyin abi. Bir sezon ya. Bir sezoncuk. Bak şunu söyleyeyim mi? Bir sezonluğuna, bir sezonuna hep birlikte Fenerbahçe çatısı altında birleşelim. Sezon bitti zaman hepiniz Jesusçu olursunuz. Hocam Jesusçu ne? Tövbe estağfurullah Hristiyan mı olacağız? Sen Jesus'un Hz. İsa manasına geldiğini bilmiyorsun herhalde. Hristiyanların şey olduğunu biz o adam resmen dinden çıkın diyor. Selamun aleyküm diyerek yayına başlıyor. Bize iyice susçu olun. Hristiyan o ol, Ya gece olun. Yine teknik direktörünüzü sevin. Ya iz bırakan ben de Aykut Kocaman'ı severim. Niye sevmeyeyim İyi adamdır. iyi işler başardı. Ersun Yanal. Ya Ersun Yanal hep yani yüreğimizin bir köşesinde zaten duracak. Didi hiç duydunuz mu? Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik direktörünü hiç duymadınız mı? Didi'yi. Bir sezonda 5 kupa kazandığımız Brezilyalı efsane teknik direktörü. Fenerbahçe'nin Brezilya milli takımıyla maç yaptığı sezonu hiç duymadınız mı? 3-0 yenildik yenilmesin ama Brezilya milli takımı yani. O zaman gelene gidene 10 atan takımdan bahsediyoruz. 5 atan takımdan bahsediyoruz. Adamlar milli takıma 5 atıyordu. Sen 3 tane yemişsin. Az yemişsin yani. Bakın 5 kupa kazanmışsın bir sezonda. Ya Jesus'la Jesus bir Didi performansı gösterse Hocam Ülker'den sponsorluk mu yaptın gol varı iptal edip? Yok ya. Bir Didi performansı gösterse bir sezonda çok değil lan. Üç tane bile kupa alsa. Sekiz sezondur teneke kazanamıyor Ha şeytan kupası hariç. Teneke kazanamayan Fenerbahçe taraftarı bağrına basar ya. Sırtında taşır. Ama hocam sözleşme bir yıllık. Size göre bir yıllık. Bana göre bir artı üç yıllık. Hakkımız dahilisi olsun arkadaşlar. Bakalım gazda çalışan Mustafa hocanıza bir güzellik yapıp abone olup videoyu aşağıdan tam şuraya mı denk geliyor. Ya beğen butonunu gösteriyorum. Videoyu beğenip abone olup destekleyecek misiniz? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.